senden dolu iki cihan. Aman zikrini dilinden düşürme azizim. Düşürme ki düşmeyesin. Burası bir dağın yamacı gibidir. Bir yel eser, bir yıldırım düşer. Bir zelzele olur düşüveresiniz. Burada beklenilmez. Zira nefs-i levvamenin iki yüzü vardır. Birisi nefs-i emmareye, diğeri nefs-i mülhemeye dönüktür. Bir yüzüne aldanıp da kendini zayi etmeyesin. Allah'ım, sen ayağımı kaydırma. Sen beni doğru yoldan ayırma ya Rabbi. Amin. Köşeye. Her köşeye baktım. Belli ki buralarda değil. Çoktan varmış gitmiş. Ah İbrahim, ah! Azıcık da şu ağabeyin Ahmet'e çekeydin ya. Of. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. İbrahim mi gene? Başına bir şey gelecek diye korkarım. İyice alıştı habersizce çekip gitmeye. Her yana baktım baba, amma yok. Benim güzel kızım. Ben şimdi gider bulurum onu. Merak etme Ezi. Gel aşkım. Numan. Ahmet, dolayasın oğlum. Numan. Buyursun Ayşem. Rabbim... Rabbim hanemize bir evlat daha gönderiyor. Gebeyim. Bir evlat daha mı? Bir evlat daha. Her emanet kendi nasibiyle gelirmiş. Yüce Rabbime şükürler olsun. Şükürler olsun Ayşe. Şükürler olsun. Rabbim nazarlardan saklasın. Amin. Çocuklar, gelin bakayım böyle. Duydunuz mu ha? Bir karındaşınız daha olacakmış. Karındaşın oluyor. Thank you.
gelmişsin Somun Efendi. Hoş gelmişsin Pirim, hoş gelmişsin. Söyle bakalım ne istersin? Isıcak somun isterim. Isıcak somun buyruk pirimindir. Evet. Al sana ısıcak somun. Oh, afiyetler olsun. Maşallah sana. Nasıl, güzel mi? Güzel. Selamun aleyküm Ömer'im. Kolay gele. Var olsun Bayram Efendi. Aleyküm selam. Bizim İbrahim'i gördün mü? İmdi buradan geçti. Fırına gider dedi. Bilirdim. İşle ilgilen derim. Kime derim? Ömer'in suçu yoktur Refik Ağa. Suç bizdedir. Estağfurullah. Öyledir Refik Ağa. Öyledir. Usta her daim kalfanın iyiliğini ister. Değil mi ağalar? Hayırlı işleriniz ola. Hayırlı işler. Kolay gele. Beni emretmişsiniz hünkârım. De hele bakalım kapucu başı. Nedir camide ahval? Bazı vukuatlar olmuştur sultanım. Ama Emir Buhari ve komutan Lazarevic sayesinde hallolmuşlardır. Burada görürüm ki çift minare dikmeye kalkmışsınız. Dediğinizdir hünkârım. Tek minare kondurun. Diğerini bizden sonra gelen diksin. Hazıra alışmasın. Tam etsinler yarım koduklarımızı. Baki olan devlettir. Mefkûrelerdir baki olan, fani olan biziz. Emir Buhari'yi de alıp gelesin. Emrinizdir hünkârım. Tez ol, gel ol Emir Buhari'yi bul. Hünkârımın emridir. Emir Buhari Hazretleri yanına muhafız almadan çıkmıştır efendim. Demek yine habersiz geldiniz ha pirim? Koca adam olduk. Haber mi vereceğiz bir de? Baksana. İbrahim Efendi'nin canı sıcak ekmek çekmiş. Afiyet şifa olsun.
Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hu, şeyim. Hu evlat. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulmuşum şeyim. Hoş bulmuşum. İbrahim Efendi. Haber etmeden ne ettin? Anan telaş içinde. Somun Efendi'yi ziyaret etmek de mi suçudur? Sana suç mu dedik? Haber etmeden çıkma dedik. Şimdi tez eve. İyi, ben giderim o vakit. Kolay gele Somun Efendi. Sağ olasın. Pirim, sağ olasın. Ben de gideyim şeyim. Dur hele Bayram Efendi. Ben de Ayşe kızımı ziyarete gidecektim. Ben İbrahim'le giderim. Geç hele evlat. Otur soluklan biraz. Ahilerin halı nicedir? İyicedir elhamdülillah. Ama şeyhim, ben bu kisveden, bu makamdan korkarım. Bunca vakittir. Bunca vakittir her daim aynı lafı edersin. Dertsiz imtihan istersin azizim. Dilinden zikrini düşürme. Levvame olan nefs zalimdir. Bu kapıda çok durma. Erkenden yap işini. Hadi var git yoluna. Destur şeyim. Bir geldiniz, pir geldiniz Bayram Efendi. Buyurasız. Siz olmayan da ne edermişiz bilmezim. Allah sizden de, Somuncu Baba'dan da razı ola. İyi ki sizi akletti. Estağfurullah. Verilen işi layığıyla yerine getirmeye gayret ederiz. Sayenizde çarşıya düzen dirilik geldi. Esnafın yüzü güler. Var olasınız Hayat Efendi. Sahi, kervanları ne ettiniz? Haber var mıdır? Vardır. İki haftaya burada olurlar inşallah. İyidir, iyi. Dört bir yan karışıktır ama tedarik sıkıntısız olur şükür. İnşallah. Demirci Refik kimidir? Hayrola, benimdir. Sana olur. Şikayet vardır. Kadı Hazretleri seni ünletir. Ne dersiniz ağalar? Ne günah işlemişiz ola? Bağırmaya gelmişler. Refik mi? Hayırdır? Ne etmiş ki ola? Ne olmuş Ömer'im? Bilmezdim. Kadı ünletir dediler. Hayır olsun inşallah. Taşların kesimi biten de ne koca cami dikecek buraya be hünkârım? Sultanım küffarı bozunca koskoca cami kondurur. Nişanesi gibidir zaferi. Öyle ya, mastaplarını da ganimetten karşılayacakmış. Allah razı olsun. Emir Sultan da emeği boldur. Birini unutursunuz ama ağalar, Kapıcıbaşı Numan Hazretin ettiği az mıdır? İşçi arasına fitne sokulan da ne iyi yoluna koydu işleri? Hepsinden Allah razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Meydanda iftira atarsın bana. Zerre de utanmasın be adam. Sen cam parçası misali. Satmaya utanma, ben utanacağım, he? İftira atarsın bana, be adam. Hayrola ağalar. Neyi pay edemezsiniz? Baltayla nacak istetmişiz. İşi öyle kötü etmiş ki, toprağa oduna vuran da elimizde kalır. İftira atar bu adam bana. Ben işimi temizden yaparım. Adın ne ola senin? Ne edeceğim? Kadı kesildin başıma. Thank you.
Öyle mi edersin sen işini? Ne edersin ulan sen? Cami inşasında tuttuğumuz malları da mı sen edersin? Sultanım, müsaadeniz olursa bir sualim var Edir. Siz ki devletin ta kendisi. Şahsınız neden elleriyle eder bu işi? Bunu edecek onca kulunuz var iken. Düne kadar beylik idik Kapucubaşı. Tecrübe ettik ki devlet adaletle mümkündür. Devleti üç ayakta tutar. Örf, töre, şeriat. Bunlar olmayan da ne devlet kalır ne kul. Ne demiş atam savı? Gözüyle gören kışlağın iyisini tutar. Gözümüzle görelim, elimizle doğrultalım isteriz. Zulüm avludan girende töre camdan gidermiş. Böyle bildik, böyle bil. Kadı Hazretleri, bir tacirden Hint diyarından gelmiş demir üzü almış idim. Evlatları ata yadigarı kalmak üzere kılıç ettirmek istemişim. Refik Efendi'ye teslim ettim, malımı ziyan etti. Saydığım akçanın çeyreğe yetmez elimi tutturduğu kılıç. Ben bir şey etmemişimdir Kadı Efendi. Verdiği mal yaramazdır, suçu bana bulur. Yiğit başı ne der? Kılıcı incelemişiz Kadı Hazretleri. Malda suç yoktur. Suç da, kasıt da eli değen ustadır. Mala edilen zarar ve edilen cürüm sebebiyle demirci Arap Refi'ye 40 kötek cezası verilmiştir. Kadı Efendi, adaleti şaşırtmak olmamıştır niyetim ama demiri işleyen ben değilimdir. Kalfam Ömer Efendi'nindir iş. Kalfandan da sen mesul değil misin Refik Efendi? Kadı Hazretleri, benden iyi iş gelir elinden. Ben böyle mühim işleri ona tuttururum. Ama kasti etmiştir. Duydum ki esnafa sorarmış. Dükkan var mı diye. Niyeti beni zorda bırakıp. Bir gün Süleyman Peygamber aleyhisselam Allah-u Teala'ya niyazda bulunmuş. Ya Rab, bu fakirleri, bu salihleri bu kadar seviyorsun. Yarın ahirette bunlara ne mertebe vereceksin? Allah-u Teala, ya Süleyman, fakir ve salih kullarıma ne yapacağımı ben bilirim. Onların bazılarını yarın cennetimde bazı peygamberlere yoldaş edeceğim. Her fakir bir Süleyman ve bir tahtta birlikte oturacak ve onunla birlikte yiyip içecektir demiş. Hazreti Süleyman da ya Rab, benim cennetteki yoldaşımın kim olduğunu bana bildir demiş. Yüce Yaradan, ya Süleyman, eğer cennetteki yoldaşını bilmek istersen ikindi vakti şehrin kuzey tarafına çık. Orada rastlayacağın kişi senin cennette yoldaşın olacak kişidir demiş. Süleyman aleyhisselam merak içinde denilen yere varmış ve beklemeye koyulmuş. Az bekledikten sonra bir fakir ihtiyarı sırtında odun yüklemiş olarak
gelmekte olduğunu görmüş. İhtiyarın sırtında eski bir aba, başında eski bir takke ve belinde de bir ip varmış. Hazreti Süleyman aleyhisselam ihtiyarın yanına varmış, selam vermiş. İhtiyar selamını almış. Hazreti Süleyman aleyhisselam sormuş. Bu odun nedir? İhtiyar odunu satar, hanemi doyururum demiş. Hazreti Süleyman aleyhisselam, gel seninle bundan böyle bir ömür geçirelim. Aynı tahta oturalım, aynı sofrada yiyip içelim demiş. Ben nasıl sultan isem, sen de benimle sultan ol. Bu ihtiyar çağında bu zahmet ve meşakkatten kurtul demiş. Oo, şimdi kurtuldu ihtiyar, yorulmaz da artık. Ama ihtiyar kabul etmemiş. Demiş ki, ya Süleyman, bu kavgadan ve bu saltanattan kişiye ne fayda olur? Allah-u Teala sana padişahlık ve Süleymanlık vermiş ve başını kavgaya sokmuş. Bana da fakirlik ve feragat ihsan buyurmuş. Senin Süleymanlığın sana mübarek olsun. Benim fakirliğim bana yeter. O vakit sana yeni kisveler vereyim demiş. İhtiyar yine karşı çıkmış. Ya Süleyman, sen işine ve ibadetine bak. Ben fakirliğimden ötürü şükredenlerdenim demiş. İhtiyarın bu sözü üzerine Süleyman aleyhisselam, ey aziz, burada teklifimi kabul etmedin. Yarın cennette yoldaşımsın ve orada mutlaka benimle birlikte olacaksın. Bu senin hakkındır. Ya şu beğenmediğiniz, hor gördüğünüz salih kişi, ne bilirsiniz ki yarın hangi peygambere yoldaş olur da senin benim gibi nicelerini ataştan kurtarır. Her kişinin ameli ister şer, ister hayır elbet teftiş edilecektir. Şimdi biz derviş deyi hırka giyer, serpuş takarız. Ama unutman dervişler, bunlardan da sorulacağız. Bu hırkayı kibirle mi giyen, yoksa muradın dervişlik midir diye sorarlar adama. Unutman dervişler, günah ehlinde de amel, ehlinde de kibir var imiş. Öyle mi sanırsınız ki kibir sade koca makamlarda, büyük saraylarda, en kıymetli kisvelerdedir? Hayır. Yamalı kisve giyende de, kuru ekmek yiyende de kibir vardır. Onun için kibrin ne olduğunu bilmek gerekir. Ki kişi kendini kibirlikten koruyabilsin. Selamünaleyküm Somuncu Ağa. Ve aleykümselam. Buyurasın Emir Buhari. Ne vakittir karşılaşırız. Tanışmak nasip olmadı. Hem dedim şu kelle pişer, hem de ahalinin Somuncu babasını tanımış olurum. İyi etmişsiniz. Tanışalım tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
çömlek ehlini arar. Nasıl? Çömlek Emir Külal Seyid Ali'nin mahdumunu arar derim. Hangi elden çıktığını bilir. Elbet. Babam hep böyle derdi. Çömlek külali tanır. Da siz nereden? Hele sür şu kellaşını fırına. Birazdan pişer. Bekleyin. Bunca demdir. Nasıl fark etmemiş? Sır ehlini bilir, vaktini bilmez Emir Buhari. Biz senden Buhara'nın, Emir Külal'ın kokusunu alalı bir hayli vakit geçti. Ama sırrı ifşa Rahman'dandır. Bizden değil. Cenab-ı Allah'ın zikrinde vecd ile fena bulurken sırrımıza sadık kalmak icap eder. Ama biliriz ki Allah asli istidadı, değerince zatı, sıfatları ve fiillerinin tecelliyatıyla sırrı içre onu zikredeni de sever. Sizin zikriniz açıktan. Bizim zikrimiz hem gizliden hem açıktan. Ne ki biri gönlüne indirmektir murad, biri birleyen, zikri gönlüne inen şol vahide ermez mi? Seyidim, ne edersin burada? Hiç. Sen, bilir miydin? Neyi bilir miydim? Bir şey mi vardır Seyidim? Yok, yoktur bir şey. Ne ederdin burada? Somuncu babadan sebep bir mesele mi vardır? Mühim işlerim vardır Numan Efendi. Sana kolay gelin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır evlat? Hanemiz gene şenleniyor. Bir torunum daha olacak Somuncu Baba. Senin himmetin ve dahi Allah'ın izniyle. Hayırlı ömürlü olsun. Ayağı göl, başı pınar olsun. Amin. İki cihanda da aziz olsun inşallah. İnşallah. Evlat göz nurudur. Hayırlı evlat sadakayı cariyedir. Bu alemden göçerken ardında hayırlı evlat bırakır isen amel defterin kapanmaz. Onun duaları, sevapları senin de hanene yazılır.
evlatlarını büyütürken bunu düşün. Düşün ki iki cihanda da saadete ulaşan hanelerden olsun hane. İnşallah sonucum. İnşallah. Emir Sultan'ı gördüm şimdi. Ağlı bir garipti. Ne diye gelmiş ola ki? Ehlen ve sehlen ağalar. Hoş gelmişsiniz. Hoş görmüşüz, hoş bulmuşuz. Hele değilsin ağabey bey. Biz uğradığımız yerin ulusun meclisinde durup sohbet dinleriz. Var mıdır bu diyarın ulusu? Uluların ulusu burada konar ağa. Siz hele hana geçin dinlenin. Güneş batanda alırım sizi. Aman ha, kervanımız yoldadır. Mutabakat vardır. Ricamdır malınızı satmayın. Yolumuz da, malımız da Engürüye'dir. İçin ferah olsun. Eyvallah ahi bey. Eyvallah. Var mıdır Kalfa Ömer? Edilenin iftira olduğunu demek dışında diyeceğim yoktur Kadı Hazretleri. De bakalım efendi, bu adam sana dükkanının kira bedelini sormuş mudur? Sormuştur Kadı Hazretleri. Nicedir kendi demirci dükkanını açma dileği olduğunu da demiştir. Görüyorsunuz işte Kadı Hazretleri. Rakip istemez. Evvelinden beni hiç edip sonra dükkan tutacak. Kadı Hazretleri. Ömer'i Engürü'den, dahi Bursa'dan beri tanırım. Bunu edecek adam değildir. İyi dersin, hoş dersin de Bayram Efendi. İspat gerekir kelamına. Etmez dersin ama şahidi vardır. Dükkan açmayı dilemek midir ispatı, Kadı Efendi? Belli sizin Engürü'de de Bursa'da da neden barınamadığınız. Geçibiniz yoktur. Üslubunuza bir nazar edin. İspat bulun Bayram Efendi, ispat bulun. Biz adalet makamıyız. Ömer'im, aksini ispat için bana bir şey de gidip bulalım. Fikredemez olmuşum Bayram Ağa. Sen bana Bayram Ağa dışında hitap eder misin? Hı? Ne olur bir şey, ben halledeceğim. Başını dik tutasın. Şeyh'im, bir hal çaresine bakmak gerekmez mi? Yıllar önce demiştim oğul.
Gereken her şeyi eder mi insanoğlu? Halvette olmayan da, görülen de şeytani midir? Mülhemede dahi vardır nefsin aldatmaları. Ta ki mutmainede sükût eder emmare. Ama gene ölmez ha. Tevhid tokmağını yedikçe doğru haberler gelmeye başlar kabirden. Aslında mana denilen kabirden mektuplardır. Sen bu ten kabrini nereye getirdinse haberi de oradan alırsın evlat. Şeyhim, bu bıçak Ömer'in elinden midir? He. Ömer'in işlemesidir. Engür'den beri bendedir. Müsaadeniz olursa alabilir miyim? Bizden alır alır kaçarsın ha Bayram Efendi. Kadı Efendi diyeceğini dedi. Daha ne aranırsın Bayram Ağa? Bunlar Ömer'in elinden mi çıkmış olur Refik Efendi? Öyle ya. Pek mahir idi kalfam. Keşke o hinliği etmez olaydı. Öyle ya. Keşke. Hayırlı işleriniz ola. Şeyhim. Ömer'i kurtaracak ipin ucu avucumdadır. Yarından tezi yok bizledir inşallah. Madem çözdün, kayıver benim bıçağı. Eyvallah. Hadi. Haydi oğlum, bağır. Sonunlar mümin, sonunlar mümin. Şeyhim unutmuşum, aklımdan çıkıvermiş. Sabahleyin Arap diyarından kervanlar gelmiş idi. Akşamleyin sohbetinizi dinlemek isterler. Biz gizlemek isteriz o açar. Kendisinin bildirilmesini ister tabii. İyi madem, çağır gelsinler. Ne ululuğumuzu görmüşler ise. Hadi. Eyvallah. Sonunlar mümin. Sonunlar mümin. Mümin sonunlar. Sonunlar. Buyurun siz. Sonunlar mümin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aa. Çocuklar. Ne yaparsınız siz burada böyle? Ödümü kopardınız. Hırsız gibi gelmişsiniz arkama. Aa. Sizde bir halılar vardır. Deyin hele bakalım. Ne susarsınız? Susmaya gelmediyiz yazar. Ana aklımıza takıldı. Babama da sormazdan evvel sana soralım dedik. De bakalım o vakit. Sen Allah'tan korkuyor musun? Korkarım elbet kızım. O nasıl soru öyle? Sen az önce namaz kıldın. Evet, kıldım oğlum. Yanmaktan korktuğun için mi?
Çarşıda bir adam camiden çıkmış bir çocuğu azarlıyordu. Neymiş Sabi'nin suçu? Cevizciden ceviz çalmış. Nereden bilir siz cevizi çaldığını? Belki canı çekmiştir, almıştır bir adet. Ne olursa olsun Allah neden kulunu yakmak istesin ki? Bizi Allah yakacaksa namazı korkudan mı kılıyoruz peki? Molla Efendi'nin çocuklarına bak sen hele. Siz ne diye bunları babanıza sormazsınız? Kızar diye mi korkarsınız? Korkudan ya da kızmasından değil. Mollalık yapmış bir babanın çocukları böyle bir şeyi... Sonra yüzüne nasıl bakarız? Her mümin Allah'tan korkmalı zaten kızım. Allah'ın emir ve yasaklarına uymadığında yanacağını bilmeli. Biz beşeriz. Bazen doğrularımız yanlışlarımızdan çok olur. Bazen de yanlışlarımız doğrularımızdan çok olur. O vakit ne etmeliyiz? Tövbe etmeliyiz. Aferin sana. Tövbe edince affedilmiş olur muyuz? Rabbimin tövbe kapıları her daim açıktır kızım. Rahmeti de sonsuzdur. Bir insan işlediği günaha bir daha geri dönmemek üzere tövbe eder ise sanki o günahı hiç işlememiş gibi olur. Değil mi ya, İslam'ın 5 şartını, imanın da 6 şartını yerine getirir. 7 büyük günahtan da uzak durur ise... Cennete mi gider? Allahu alem. İbadetlerimizde Allah'ın rızasını, cennetini kazanmak, alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini görmek için. E tabi dünyada da haddimizi aşmayacak bir yaşta rahmet-i rahmana kavuşmak isteriz. Bunun içindir ki önce en sevgiliye ulaşmak için namaz kılarız. Salih amelleri dolayısıyla huzuruna varmayı arzularız. Bir diğer tarafta da içimizde dünyevi nefsimiz ve arzularımız fazladır. Allah'ın şartlarını yerine getirir, günahlarımız hafiflesin diye... Az yanmak için mi? Allah'tan korkmalı mıyız? Evet. Allah bizi yakar mı? İşlediğimiz günahlar karşılığında bizi cennete sokmak için... Evet. Ödül cennet, ceza cehennem. Sen kızım, benden korkuyor musun? Hayır. Peki ya sen oğlum? Ben senin ellerini somuncu babanın fırınındaki ateşin içine sokar mıyım? Sokmazsın. Benim, babanızın, size yapma dediğimiz şeyi yaparsanız... Yapmayız. Üzülür müsünüz? Üzülürüz. Çok mu? Çok. Allah'tan korkumuz, onun istemeyeceği şeyleri yaptığımızda yaşayacağımız elem ve hüzün. Ve huzur-u mahşere karşısına çıktığımızda yaşayacağımız mahcubiyet de yanmaktan beter olacak olan duygumuzdur. Baba, hepsini duydun mu? Hadi bakalım. Gelin bana, gel, gel, gel. Kiminin imtihanı gayb ile verir geçer. Kimi hiç sınanmaz. Kiminin de imtihanı hiç bitmez. Şimdi ne etmemi önerirsiniz şeyhim? Sen şehadetini yerine getirdin. Beş vakit namazını da demişiz. Unutmazsın değil mi? İlla namaz, illa namaz. Unutmam şeyhim, unutmam. Buhari'den nakledilir ki şehadetini eden
namazı kılanın sırası zekattır. Zekatını da veresin. Bir de sana bir Müslüman ismi vermek lazım gelir. Müsaade buyursanız şeyhim, meslektaşım olan Hazreti İbrahim'in adını almak isterim. Muhtediye Abdullah derler imiş ama... varsın senin ismin İbrahim olsun gayrı. Şeyhim. Rabbim heyecanını daim etsin. Oturalım. Şülül bedai nihayet erdi elhamdülillah. Ama aynı layanda muzdaribiz. Vakıf olamadığımız meseleler var nedir? Agah olasın. Efendi. Bir ayrı kota ekmiş ahalinin arasına. Belli ki ardını da kurmuş. Ama... otu eken elleri bulmaya kadir değilsen de onu söküp atacak elleri bulmaya kadirsin. Boşuna reislik edemen demedik ya sana. Müslüm ile gayrimüslim arasına girmiş bu fitneyi bertaraf etmen gerek. Bugün cami inşasında çıkan gayrılık ertesinde çarşı pazarı kavurur. Çarşının birliği bozulan da tamiri pek çetin olur. Ne vakit dara düşsem çeker çıkarır beni. Engürü'den beri çok iyiliğini gördüm Somuncu babanın. Her derdimi açarım. Açtığım her dertte devalanır elhamdülillah. Başkaca bir hali vardır. Bugün Emir Sultan'ı gördüm yanından çıkarken. Bir garip hali var idi. Sen bilir miydin dedi. Neyi deyince de öylece geçiştirip gitti. Hak vere de bir müşkilat olma ya. O ekmekçi mi dersin? Ahalinin Somuncu Baba dediği. Yoktur bir müşkilat. Kulak misafiri olmuştum. Kelamına. Belli alim kişidir. Alim kişi. Herkes de pek sever sayar. Somuncu babadır. Ekmek satar nihayetinde de. Herkes onda bir şey görür demek ki. Benim görmediğim ne ola? Vakti vardır demek ki. Bak senelerdir Fatiha'nın tefsiri için uğraşırım. Ama... onun da vakti vardır demek ki. Efendim, kelamınız yüreğimize dokunur. Yüreğimizden geçenleri görürsünüz sanki. Rabbim sevdiklerimizle harşeylesin. Ahirette de beraber olmayı nasip eylesin.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Somuncu baba. Kolay gelsin ağalar. Ne vakittir yolculuk? Sabaha çıkmak isteriz. Şimdi bu malları Engürü'ye götürmeseniz de burada satsanız ne olur? Hayır olsun baba. Ya siz deyin hele. Emeğiniz zayi olur mu? Olmaz tabii ama piyasa bir vakit karışır. Ardı da gelir denir. Size yaramaz bu durum Somuncu baba. Hele hele Bayram Efendi'nin kervanları yoldadır. Başına iş açarız. Ya bırakasın şimdi bayramı. Sizin işinize yarar mı yaramaz mı onu deyin. Bize yarar. Yol masrafından döneriz. Tamam o vakit. Satın mallarınızı burada. Sonra dönersiniz memlekete. Hadi bakalım. Selametle. Namazı onun için mi dinin direği demişler? Kim demiş? Şey, peygamberimiz. Aferin. Evet kızım. Namaz biz Müslümanlar için çok önemlidir. Zor değil mi ona? Her gün ölene kadar kılınmadan öbürler yok mu? Vardır elbet. Ama bunu vakti gelende konuşuruz. Babandan da benden de duyacağın, ana baba olarak sana anlatmakla yükümlü olduğumuz, senin de vakti gelende yapmakla mükellef olduğun şeyler olacak. Her Müslüman namaz kılıyor mu ana? Kılmıyor kızım. Neden ana? Müslümansa kılması gerekmez mi? Gerekir tabii. Elbette gerekir. Ama insan nefsine ağır geliyor işte. Zamanında Allah'ın biz insanlara gönderdiği peygamberler, onların varisleri, evliyalar, alimler, mübarek zatlar, insanlar dini eksik, yanlış yaşadıklarında veya dine zarar verdiklerinde bu kimseler halkı uyarır, onların yanlışa sapmasını önlerler. Babam da mı öyle? Evet kızım, baban da öyle. Sen neden namaz kılmıyorsun mu diyor namaz kılmayana? Hayır kızım, kimseye demedi. Size de. Babanız ve babanız gibiler insanlara dinimizi, Allah'ı, Allah'ın kulunu, kulunun günahlarını, sevaplarını anlatır. Allah'a daha iyi nasıl kul olunur onlardan bahseder kızım. Adaleti, iyiliği, hoşgörüyü, insanları kırmamayı, üzmemeyi, yalan söylememeyi, insanlara yardım etmeyi, hayvanlara merhameti ve daha birçok şeyden bahsederler kızım. Ha tabii ki insanız, beşeriz, şaşarız. Bizim de hatalarımız olabilir elbet. Ama ilk olarak Allah'ı ve onun son peygamber olarak göndermiş olduğu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlatmakla başlar kızım. İlk olarak böyle Müslüman oluruz. İkinci şartı ise namaz kılmaktır. Sonra oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek gelir. Ha, bizim dinimizde kimseye sen illa da namaz kılacaksın deme hakkımız yoktur kızım. Çünkü bizim dinimizde zorlama yoktur. Onun hesabını biz soramayız, sormayız. Ha, Allah'a iman ediyor ise, peygamberimizin Allah'ın elçiliğine şahitlik ediyor ise gerisi ona kalmıştır. Kimsenin kalbinin içini açıp da kalbinde iman var mı diye sorgulayacak halimiz yok ya. Geçen Somuncu dede namaz müminin miracıdır dedi. Ne demek istedi? De bakalım kızım. Geçen bayram biz ne etmiş idik? Beni yıkamıştın. Sonrasında elbiseler giyinmiş idik. Güzel güzel kokular sürünmüş idik. Sonrasında nereye gitmiş idik? Somuncu dede, Necmiye nineye. İşte. Namazda da elimizi yüzümüzü yıkar temiz pak Allah'ın huzuruna çıkarız kızım. Namaz Allah'la kulun buluştuğu andır. Tekbir getirir, her şeyi geride bırakırız. Sonra onun huzurunda olduğumuz için ellerimizi bağlar, secde ederiz. Bize bahşettiği nimetler için, verdiği sıhhat, sağlık, mutluluk ve huzur için. Aslında eğiliriz ama asıl yükseliriz eğildikçe.
Sonra ellerimizi açar, ona dua ederiz. Ondan bir şey isteriz. Onunla baş başa kaldığımız anda. De bakalım şimdi. Allah'tan bir şey isteyecek olsan, ne isterdin? Ne söylemek isterdin ona? Ama sen varsın. Baş başa nasıl kalacağım Allah ile? Duan biten de bana seslenesin kızım. Tamam. Allah'ım, ana babamızı yanımızdan, bizden ayırma. Bizden çok seversen eğer, yanına hemen alma, olur mu? Küçük çocuklar ana babası olmadan büyüyemez. Seni anlatamazlar. Bana seni anlatıyorlar. Senden çok bahsediyorlar. Namaz da akılmıyorum ama ben seninle daha çok konuşmak istiyorum Allah'ım. Dua ederken sana söylüyorlar mı bilmiyorum ama ben biliyorum Allah'ım. Amin. Ana bitti. Allah kabul ede dualarını güzel kızım benim. Ne zaman kabul olur? O duymuştur elbet seni. Vakti gelende gerçekleşir inşallah. Her duanın bir mühleti vardır. İnnallâhe yumhil velâ yuhmil. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Haydi bakalım koşasın yatağına. Nazar etsen o sevmeden.